Gazi'nin ayını bozdu. Bu meranın arkasında bir 17 dakika tarım alanı. 17 olsun dedi. Tarım alanı şu an yerine bıraktı. Bu arkada gördüğümüz arazi milli emlaka ait bir tarım arazisi. Çok uzun süredir burayı belediyeler aracılığıyla belediyeler milli emlakın adına işgal diye ödeyerek köy kütüzer kişiliğine ve vatandaşlara ekmek üzere veriyorlardı. Ancak belediye başkanım seçildikten sonra beraber istişare yaptık ve milli emlakla görüştük. Bu araziyi belediyemiz adına kiraladık milli emlaktan ve milli emlakta belediyemize burada tarım yapmak üzere verdi. Söz konusu arazinin 750 dekarına belki Türkiye'de en büyük bir alana çörek otu belediyemiz bizzat kendisi ekti. Bunun için traktör aldı, mibzer aldı, makineler aldı ve belediyemiz adına bu ekimi yaptı. İnşallah bir yatırımcı geldi. Yatırımcı buradan ürün almayı garanti ediyor. Siz üretin, bu ürünü ben alacağım ve size bunun bedelini en iyi şekilde ödeyeceğim. İnşallah bu ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkiler konusundaki potansiyelini de geliştirecek. Hem yurt içi ihtiyacı hem de ihracatı artıracak önemli bir yatırımdır. Az yan taraftaki yerde de yine belediyemiz kendisi bir su kuyusu vurmuştur. Bu su kuyusunun daha Ocak ayında abonesi yapılmış, bir elektrik sarfiyeti olmamış. Belediye başkanımıza iftira atarak kendi yerini mi suluyorsun buradan demek çok çirkin, çok yanlış bir şeydir. Kendi yaptıkları yanlışları ve CHP'nin içindeki tacizleri, tecavüzleri, hırsızlıkları, yolsuzlukları, beceriksizlikleri, iş bilmezlikleri örtmek için Kocaöz Beldesi'ne ve belediye başkanımıza bir iftira atıyor. Biz buradayız. Hep beraber belediye başkanımızın, beldemizin arkasındayız. Kimin ne dediğinin zerre kadar umurumuzda değil. Biz doğru olduğunu bildiğimiz için beldemizin de belediye başkanımızın arkasındayız ve bu işi yapacağız. Bildiklerini yapsınlar, istedikleriyle şikayet etsinler. Bunlardan hiçbir korkumuz veya çekincemiz yok. Doğru yaptığımız işin neyinden korkacağız? Millet için burada çalışıyoruz, millet için üretiyoruz ve hizmet ediyoruz. Bu hizmete de devam edeceğiz hep beraberce. Sayın Vekilimiz de belirttiği gibi bugün Kocaöz Beldemizdeyiz. Çobanlar Belediye Başkanımız, Kocaöz Belde Başkanımız, milletvekillerimizle beraber. Vekilimizin de bahsettiği gibi burası mer alanı değil, belediyemize ait bir arazidir. Belediyemiz kendisi ekip çörek otunu, Türkiye'deki böyle bir büyük örnek tarlada çörek otunu üretip inşallah buradaki kurulan tesislerde Türkiye'ye satışını yapacak. Burada bir istihdam söz konusu, buradaki Kocaöz halkının çalışması söz konusu, bir geliri söz konusu. Bu konuda biz de her zaman belediyemizin, buradaki tüm halkımızın, buradaki beldemizin yanındayız. Bu konuda halkımız kötülemek isteyen, Kocaöz'ü itibarsızlaşmak isteyenlere karşıyız. Kesinlikle bunu uygun bulmuyoruz. Her zaman Kocaöz'ün ve Kocaöz halkının arkasındayız. Teşekkür ederim. Belgelerle bu iftiraların doğru olmadığını belgelerle biz yayınlayacağız, kanıtlayacağız. Ve bu konuda şahsıma yapılan itibarsızlaştırma ve kirletme saldırısını kesinlikle yargıya taşıyacağım. Birkaç ölçü tutanakları salı günü pandemiden dolayı izinli. Bu ben belediye başkanı oldu zannedilip de edilen şikayet. Göreve başladı zannedilip de edilen. Biz sana şikayet etmiş. Sen iyi, o da iyi. Buraya oturduk başkanım. Geldim. Akşam 5'te devir aldık hep beraber ama oraya girmedik.